Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve bugün biraz başka bir mod tanıtımıyla daha beraberiz. Bugün tanıtacağım mod Gravitation Suite. Gravitation Suite oyuna herhangi bir blok eklemeyen bir mod fakat bayağı bir item ekliyor. Aslında çok fazla da değil. Bir Industrial Craft 2 eklentisi. Evet, teknik olarak Industrial Craft'taki bazı aletleri ve zırhları geliştiriyor. İlk olarak Advanced Lab Pack ile başlayalım. Advanced Lab Pack, normal Lab Pack'i alıp Advanced Circuit ve Leptron Kristal ile birleştirerek elde ediliyor. Ve normal Lab Pack 300.000 EU depolarken bu 1 milyon EU depoluyor. Umarım doğru okumuşumdur. Yani bunun dışında geri kalan her şey de normal bir Lab Pack olarak çalışıyor. Bunun da bir üst versiyonu olarak Ultimate Lab Pack iki şekilde craft edilebiliyor. Lab Pack ya da Advanced Lab Pack ile Advanced Lab Pack'inizi de upgrade edebilirsiniz. Tabi bu daha pahalı ancak sıfırdan Lab Pack yapmak. Ya uğraşmıyorsunuz. Superconductor bu şekilde craft edilen bir şey. Yani bayağı pahalı bir şey ama bayağı da bir şey depoluyor. Bunu okuyamadım. Üzgünüm. Bunun yanı sıra eklediği şeyler. Bunlar tamamen crafting esnasında kullanılan şeyler. Bunları ciddiye almayın diye. Bunun dışında eklediği bazı şeyler. Advanced Diamond Drill. Bu şekilde craft ediliyor. Ve Advanced Chainsaw. Tamamen normal Diamond Drill'in çok daha hızlısı ve çok daha fazla enerji depolayanı. Tabii yanılmıyorsam. Evet, daha fazla enerji depolayanı. Bu da aynı şekilde daha hızlısı ve daha fazla enerji depolayanı. Fit Köfte de inatla bana bunu yapın diye söylüyordunuz. Ben inatla yapmıyordum. Çünkü gördüğünüz gibi gereksiz hızlı. Ve ben gereksiz hızlı olmasını istemiyorum. Çünkü kazara bir şeylere zarar veririm. Normal drill'in hızı benim için yeterliydi. Sırada gelelim. Sonradan eklenmiş itemlardan bir tanesine. Advanced Electric Lab Pack. Advanced Lab Pack, Jetpack pardon. Electric Jetpack, Advanced Circuit, Engine Booster. Bu şekilde craft ediliyorlar. Ve bunları birlikte alıyoruz. Karşımıza bu geliyor. Normal koşullarda hiçbir şekilde uçamadığınızı fark etmişsinizdir. Çünkü F'ye basmanız lazım. Ayrıca şu üstte beliren yazıyı da görüyorsunuz. F'ye bastığınızda Jetpack Engine 10 oluyor ve gayet normal bir jetpack. Mod switch keyinize basarak tekrar hover modu falan da aktif edebiliyorsunuz. Bunun normal jetpack'ten farkları ilk olarak çok çok daha yükseğe çıkabiliyorsunuz. Normalde bu normal jetpack 120'lerde falan takılıyorken gayet şu an acımadan 200'lere kadar yardırdım. Ve hala bile gayet yükseliyor. 250'lerde takılıyor. Yani Minecraft'ın inşa limitine de takılıyor. Ve ufak bir detay daha. Hoş. Gördüğünüz gibi gram şarj yemedi. Fakat bundan şarj yiyor. Çünkü aynı zamanda bir lepek kendisi. Bunun dışında diğer itemlarımızdan bir tanesi, daha doğrusu diğer zırh parçalarından bir tanesi Advanced Nano Chest Plate. Nano Chest Plate ve Advanced Electric Jetpack'in birleşiminden oluşan bir şey. Yani bunun üstüne bir de zırh özelliği de ekleniyor kısacası. Geri kalanı aynı şey. Gravity Chest Plate'e geçmeden önce Gray Tool'a geçelim. Bu şekilde craft ediliyor. Electric Hoe, Electric Tree Tap, Electric Wrench. Tabii şu anki elimdeki Gray Tech build ile bu Electric Wrench recipesi yok. Ama sonradan düzeltildi bu. Bu şekilde craft ediliyor. Ve bu basitçe
şurada gördüğünüz her item'ı içeriyor. Herhangi bir yere tutmuyor kendini. Değiştirirseniz eğer şu an 3-tap moduna geçirdik. 3-tap olarak kullanabiliriz. Şu an wrench moduna geçirdik. Şu anda screwdriver moduna geçirdik. Yani tornavida. Şu anda da hoe moduna geçirdik. Bu değişik modlar arası geçiyor. Sırada Vajra var. Bu da inatla craft et dediğiniz ve benim sadece inada bağlayarak craft etmediğim itemler listesinin başında. Basit olarak her blue basitçe, hatta dur. İridium Reinforced Stone ya da dur. İridium Reinforced Tungsten Steel Block ile deneyelim. Gördüğünüz gibi drill ile kazılmıyor bile. Buna tek tık. Ha tabi diyeceksiniz gene aynı sorun var. Ama bir özellik olarak sağ tıklarsanız sadece tek blok alıyor ve o siktir özelliği de varmış. Bunu bilmiyordum. Evet. Bu da böyle bir arkadaşımız. Bunu evinizde, inventörünüzde, hotbarınızda tutmayın. Yapımına gelecek olursak bu ve bu Tesla coil, şunlar, bunlar, bunlar vesaire vesaire. Uğraştırıcı. Bu modun tüm resipileri böyle uğraştırıcı resipilerdir bu arada. Ve sırada modumuzun yıldızı. Grey Chestplate. Bunun craftingini benim Fit Köfte'nin 50. bölümünü izlemiş olanlar çok iyi bilir çünkü yarım saat uğraştım. Applied Energies'e rağmen. Bu bunları içerir. Bu bunu içerir. Bu bunları falan filan içerir ve bunların neredeyse hiçbiri stacklenmez. Öyle iğrenç bir recipe'dir bu. Ama sonuç olarak Survival'dayken tıpkı Creative'de olduğu gibi uçabilmenizi sağlayan, inanılmaz güçlü, sizi neredeyse yok edilmez yapan bir chestplate elde edersiniz. Tabii ki de bu bir Quantum Chestplate upgrade'i. Ve Grave Chest modumuz basitçe bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz köftedeni günler. İyi eğlenceler.